Herkese merhaba. Bugün de PS3 FTP bağlantısını göstereceğim. Yapmaya çalışacağım. İlk defa yapacağım. Şimdi ayarlarına giriyoruz. Ayarlarına girip bir dakika. Bağlantısı ayarları. Özel yapıyor. Otomatik algılama. IP adresini 1, 2, 3, 4 yapıyoruz. A maskesi 255, 255, 255, 0. Parsellan yönlendirici 1, 2, 4 yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 yapıyoruz. Birinci il DNS 8888. İkinci il DNS 0000. Evet. Doğru. Otomatik kullanma. Aktifleştir. Test etmeye bakalım. Başarılı. Gerçi internet bağlantısıyla alakamız yok. İnternetsiz bağlanacağız. Geri diyoruz. Ondan sonra buradan çıkıyoruz. Multimana gireceğiz. PS3 IP. IP'yi unutmuyoruz. Benim 123.4. Onu unutmamız lazım. O bize lazım olacak. R1'e gelip frame agent'e geleceğiz.
Devremiz. Dosya menüsüne geldik. Show time'a tıklıyoruz. Buraya geldik. Settings'e geliyoruz. Ondan sonra Lens bütçe var mı? Net Türkçe yokmuş. Buradan Make for Setting'e giriyoruz. Enable FTP açık kalacak. Bu açık kalacak. Bilgisayara geçeceğiz burada. Xbox'taki işimiz bitti. Pardon, PS3'teki işimiz bitti. Yerel bağlantısına göz ayarları. Benimkisi Windows XP. Değiştiremedim. Salgın yüzünden maalesef. Yerel bağlantısına giriyoruz. Ondan sonra buraya geliyor. İnternet iletişim kurallarına tıklıyoruz. Sonra bu çıkıyor. Aşağıdaki IP adresini kullanı seçiyoruz. Siz kendi bilgisayarınızda bunu yapacaksınız. Böyle. Buraya 255, 255, 0. Varsayalım 1, 2, 3, 4. Böyle yapacaksınız. Burada işimiz bitti. Bunu tamam diyoruz. Bunu da kapat diyoruz. Zaten yazdı. Bağlandı diye. Kapatıyoruz. Burada işimiz bitti. Filezilli programını açıyoruz. Buraya PlayStation IP'sini yazıyoruz. 1, 2, 3, 4'tü benimki. Sizinki farklı olabilir. Kapı numarasına da 21 21 yazıyoruz. Hızlı bağlana tıklıyoruz. Hızlı bağlana tıkladık. PlayStation içindeyiz. Burada PS3 HD'ye tıklayıp bende PKG oyunu olan oyunu şuraya atacağız. PKG PlayStation 2 oyunu PKG formatında 4,5 GB. Dead or Alive oyunu. Buradan tutup içine girip FTP Flezilla'nın içine atıyoruz. Şimdi evet. Atmaya başladı. Kopyalamaya. Üç dakika diyor, 4,5 GB. 3 dakika.
Gitsin bakalım. Ondan sonra yükleyeceğiz. GB'dan büyük oyunların maalesef atamıyoruz. FAT32 olduğu için PlayStation hard diski uyarı veriyor. Ya onu böleceğiz programlarla ya da FlashZilla gibi programlarla atacağız FTP yöntemiyle. Başka çaresi yok. Buradan işimiz bitince PlayStation'a geçeceğiz. Bakalım görecek mi? Gördüğünüz gibi oyunu kopyaladı. yüzmüş. Burada işimiz bitti. Burada durduralım. PlayStation'a gel bakalım oyun yüklenmiş mi? Buradan geri geliyoruz. Bir daha geri geliyoruz. Üçgen tuşuna basıyoruz. Exit Movie'n diyoruz. Yeniden giriyor. Ultima'na. Burada gözükmez. Dosya yöneticisine giriyoruz. PS3 diyoruz. PS3 geldik mi? PlayStation HDD 0 giriyoruz burada. PKG'nin içine bakıyoruz. Doğru, oyun burada. 4 GB. Geri geri. Tamam. Çekildi, biraz zor oluyor. Patch pakete bakalım. Bunlar başka dosyamız. Geçelim. Buradan gelip bunu kapatıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Menüye geleceğiz. PKG formatını yüklemek için. Geldi. Şimdi neredeyiz? Sanırsam file menajerdir. Evet, buraya giriyoruz. Install pack flash. Bekliyoruz.
İşte burada. Çarpıya basıp diyoruz. Demeye devam ediyor. Deodor Alim oyunu. Deodor Alim. PlayStation 3'e internet bağlanmadan FTP yöntemiyle oyun atma. FTP üzerinden oyun atma. PlayStation 3. Bunun için kat 5 ya da kat 6 kablosu gerekmekte. Kat 5 ya da kat 6 crossover kablo. Filezille programda girdi zaten içine. Donduralım. Yükleyince bakarız. %97 oldu. Evet, kurulum tamamlandı. Nereye kurulacak? Acaba ne bakacağız? Evet, buraya demiş. Başlat diyelim. Ha, telif hakkı koruma bilgisi geçersiz. O nasıl oluyor? Önerilen eylemler. Şimdi bir de bununla uğraşacağız. Sonuçta yükledik. Bir dakika. Buna bir kere girip bakalım onu atacak. Buna da hata verdi. Buna girelim. Neyse, onu göremize göre şu bozuk veri bilgi neymiş bu? Sil. Evet. Batman Games'e girelim. Bakalım burada görecek mi? X3'te çalışmıyor. Hata var.
Oyunu oynamıştık. Bu. PKG oyunu. Kinin. Bunu bir araştırma. Şimdilik bu kadardı. Abone olup beğenip paylaşırsanız bizi bildirim açarsanız sevinirim. Bay bay. I wanna take you for a ride.